Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün modern çağ oyunu oynayacağız. Yani bir nevi bir yönetim oyunu derken maşallah. Sesi de bayağı çıktı oyun. Yani çok zor bir oyun. Buradan Türkiye'yi seçeceğiz. Türkiye'yi iyi bir şekilde yöneteceğiz. Hatta başka ülkelere sonradan saldırabiliyoruz. Ki ben İsrail'e gömeceğim onu, İsrail'i. İsrail'i gömeceğim burada. İsrail'e saldıracağım. Ama ilk öncelikle ülkemizi bir bulalım. Türkiye'mizi bulalım. Lan Türkiye nerede? Türkiye. Niye aşağılıyorsunuz Türkiye'yi? İlla şey mi yapmaları lazım? Neyse, harfe göre koymuşlar. Ülkemizde 94 milyon insan var. 105 İslam milliyetçilik diyor. Başla. Bizde petrol de var, taş, odun. Ama çok zor bir oyun. Söyleyeyim, ben bunu öncesinde de oynadım. Bayağı hoş geldiniz Sayın Başkan. Bugün devlet başkanı olarak ilk günüz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol asker. Sağ ol. Evet. Sağ ol asker dedik ve devam et dedik. Devletimiz statüsünü belirleme zamanı. Evet tabii ki yavrucuğum. Evet aslanım. Evet. Evet yavrucuğum benim. Canım benim. Ekonomide gelişelim bari. Ekonomi daha önemli. Ekonomide gelişmek daha önemli. İlk önce askeri işleri bırakalım. İlk önce ekonomimizi güzel yapalım da sonra askeri diğerleri şey yaparız. Üretim hızı. Araştır. Çabuk yapacak çok işimiz var. Evet. Var, çok yapacak işimiz var. Üretim. Seri üretim yapalım. Ne? Beton testi üretelim. İnşa et. Beklemek için zaman yok. İnşaatı hızlandıralım. Evet. Bu görevi sıfırla bitir diyor. Evet. Bunu da inşa edelim. Allah bereket versin. Bunları çok çalıştığınız var. Evet. Gerçekten. Dışişleri Bakanlığı'na gidelim. Dışişleri Bakanlığı ne yapıyorsunuz? Ek bilgi ihtiyacınız olanı buraya tıklayın. Yardım. Güney Sudan. Niye ben yardım mı ettim şimdi Güney Sudan'a? Ya ulan biz niye yardım ediyoruz? Haydi Büyükçen'e inşa etmeye başlayalım. San Marino. Büyükelçiye temsil sözleşmesi. Evet. Anında. Evet. Ticaret anlaşması. Evet. Evet San Marino. Güle güle. Evet diplomat. Mükemmel. Evet oğlum. Benim evrakları getirin. Gün ilerliyor. Ne oldu lan? 5 milyon insan ne ara öldü? 89 milyona düşmüş. Ne? Deney. Oyunu kaydet. Git. Bu ne? Git. Neyse. Dış politika. Temsilci ofisleri. Uluslararası faaliyet. Yurttaşlarla ilişkiler. Uluslararası yasal koruma. Göç. Vatandaşları koruması. Vatandaş koruması. Biraz seni atıralım. Aa, buna para mı veriyorsun? Uluslararası yasal koruma. Uluslararası yasal korumayı çok yapmayalım. Yok, ne yapıyoruz? Yurttaşlarla ilişkiler, acık ilişkileri biraz daha şey yapalım. Heh. Ne oluyor? Oha! Irak'la Azerbaycan savaşı mı? Bir şeyler mi oluyor? Bir şeyler dönüyor ama biz şu an bir şey yapıyorlar. Ne oluyor? Devletin toprakları salgın. Eyvah! Tüberküloz. Eyvah! Yeni korona. Tasfiye maliyeti. Hastalanmış insan sayısı. Ulan ne ara? 56 bin. İnsani yardım tabii ki de. Tabii ki. İşgali ilişkin. Bak. Ne diyor? Kara taslağı. İşgali ilişkin hüküm Birleşmiş Millet izni olmadan başka ülke işgali bütün ülkelerle ilişkileri kötüleştirecektir. Öneren taraf karşı Bosna. Bosna ne karşı diyorum? Allah Allah. Bakayım. Abi rüşvet vermeyeceğiz. Yok. Biz de evet dedim. Çok rüşvet ettiğine göre. Daha fazla oku. Niye? Ne oldu? Reddeden. Ya abi Almanya niye şey yapıyor? Aa, Azerbaycan ne yapmış, reddetmiş. Bir şeyler var ama burada biz dönme dolaplara girmeyelim. Biz dönme dolaplara girmeyelim. Sahneye hiç girmeyelim. Acık biz ticaret, ekonomi,
strateji, evet sat. Yok satmıyorum şimdi. Ne işte daha ne öyle? Çikolata fabrikası diyor. Ama bize ne lazım? Bakın madenlerimiz var, altın madenlerimiz var. Maşallah, subhanallah. Var oğlu var. Biraz gıda fabrikalarını arttıralım. İnşa et. Evet. Beton ahşap. Bizim o zaman beton ahşap da üretmemiz lazım. Bu sefer ne olacak? Beton. Ne? Demir madeni, bakır madeni, beton tesisi. Evet. Beton tesisi de inşa edelim. Beton tesisini lan, bizde ahşap yok. Bir dakika. Ahşap tesisimiz niye yok bizim? Niye yok? Tuz madeni, evet. Ya bu oyun gerçekten çok detaylı. Yani sizler şu an belki bilmiyorum, daha ilk bölümdeyiz. Yani eğer severseniz çekeceğim zaten bu bölümü. Ne diyor devletimiz? Lan bu ne lan? Yine yeni salgı çıktı. 462 bin insanları yardım et diyor. Para mı yok? Ülkede para yok. Ne yapalım? 98 altını vereceğiz. Ülkede var ya, para yok şu an. Ülkemizde maalesef. Yani harcama kontrolü aldık. Git oyunu kaydet diyor, ne diyor? Sayın Başkan, buradan ilerlememizi kaydedebilirsiniz. Buradan mı? He tamam. Sağ olsun. Kaydedin şu oyuna. Yok, onu gerek yok. Boşver. Milli Muhafız Güvenlik Hizmeti Savunma Bakanlığı. Biraz sağlıkta gelişmemiz lazım ama paramızın artması lazım. Para olmadan olmaz. Üretim. Biraz vergileri ne yapalım acık? Katma değer vergi yok. Çok fazla olur. 38 TL kar vergisi. Artı 2 özel kişiler gelir vergisi. Artı 13 tüketim vergisi. Tüketim acık ne yapalım? Bir artı 7 yapalım. Bence bilmiyorum. İyi oldu. Güzel oldu. Bak bize bir sevecenlik gelmiş. 50'ydik 51 oldu. Yani o şeye gösteriyor. Halkın bize yüzde kaç oy verdiğini gösteriyor. Veya halkın memnuniyetini gösteriyor. Oyunu kaydet. Evet. Vergileri ayarlayın. Evet. Teşekkür ederim. Evet. Yasayı değiştirin. Ne yapacağım yasayı değiştirip? Erken seferberlik mi? Yok be ya. Ne yapacağız erken seferberliği? Üretim hızı. Askeri üretim hızı artı 5. Ürün ve gıda. Evet. Üretim hızı ama 4400 altın lazım. Bizim ne? 3000 ne? Var ki hocam bizim. Niye yok? Ulan hepsinde de bir coin ismi verici. Ne yapacağız biz? Ülkede para yok. Biz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ne yapacaksınız biliyor musunuz bu oyunda? Bu oyunun amacı şu. Oyunda biraz bekleyeceksiniz. Zaten ister istemez para geliyor. Ama geliyor mu? Bazen gelmedi bilir. Şimdi biz kaç lira olduğunu görmüyoruz ama bizden bak şu an memnuniyet var. Yani kısaca bir ön izlenim oldu. Kısaca bir videoya baktık. Yani oyunu eğer sevdiyseniz bunun devamı gelecek ama çok yani detaylı bir oyun. Onu ilk öncelikle söyleyeyim. Çok detaylı bir oyun ve her detayı detayına kadar gideceğiz. Görüyorsunuz daha çok pek bir şey yapmadık ama 9 dakika geçti yani gerçekten. Hala da bakın silah ticaret falan borcusu. Ne diyor? Süre içinde silah ticaret, seçilen süre içinde silah ticareti yasaktır. Reddediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri bizim yine din kardeşimizdir. Reddediyorum. Diğer de eğer ilişkilerinizi geliştirirseniz
oylama sonuçları etkileyebilir. Dünya global ilişkilerimizde evet biraz daha üstürklü yapmamız lazım. Evet. Ne bu? Evet. Güzel. Kıbrıs'a gidelim ziyarete. Ne var bunda ya? Ticaret anlaşması. Ne yapayım? Ama yok. Bir dakika. Temsilcilik sözleşmesi. Yok. Anlaşma sözleşmesi. Yine bir elçilik. İlla elçilik oluşturacaksın ha. Egemenliği destekleyin. Evet. Egemenliğini destekliyoruz Kıbrıs. Kıbrıs Cumhuriyeti'ni destekliyoruz. Canımız kanımız. Tutum niye gerginlik? O şerefsiz şeylerdendir. Yunanlardandır. İdeoloji uygulamak ne demek bu? İlişkileri iyileştir. Ne? Bir tane altın gönderiyorum sana. İlişkiler iyileşsin diye bir tane bir altın. Evet bak olumlu etkiledi. Bir altında ne oldu? İdeoloji muhafaza geldik. Kıbrıs Cumhuriyeti. Bakayım o İsrail nerede ya da Yunanistan. Hakaret edin sana. Gel sana sövelim biz. Gel. Yedi silah hakaret edin sana. İsterse savaşa yol açsın. Gel. Hadi bakalım lan bunu yaptığınızda pişman olacaksınız diyor. Bunu keşke sağlam olunca yapsaydık ama. Bizde de koşun yok ay. Vay ya. Buna casus gönderin. Yeterli casus. Gereken zaman. Biz böyle bir 10 tane casus gönderir. Kirala. Bir casus. Bir tane casus kiralayalım tamam. Evet. 10 tane casus gönderdik galiba. Şeyleri yaptık. Biz yaparız yaparız. İçimizden geçeriz yani. Tabii casus göndereceğiz. Evet. Yunanistan'a casus gönderdik. Hareket raporları maporları. Acaba Yunanistan'la savaşa mı gireceğiz? Mantova hançer. Ordu iki kat artırın diyor. Artıralım. Git. Orduları artıralım biraz. Ne yapacağız burada? Lan ne böyle? Yalan yanlış ya. Ordudan nasıl para almayandan kaçıyor? Biz kaçmayız aslanım. Niye kaçalımız? Neyse bugünlük videomuz bu kadar olsun. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. En son Yunanistan'a hakaret ettik. Yani oyun anlamını da söylüyorum. Burada gerçek anlamda hakaret etmedik ama onlar hakaret ederiz. Biz de hakaret ederiz yani. İlk başta eğer bu oyunu sevdiyseniz bak. Gerçekten bu oyunun dislike'ları ve like'ları çok önemli olacak. Bizler için. Yani sevildiyse zaten belli olacak bu oyun. Bu yüzden ona göre ben bakacağım. Eğer sevildiyse bu oyunun devamı gelecek. Sevilmediyse bu oyunun devamı gelmeyecek diyorum. Hepinize görüşürüz diyorum. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarla tekrardan buluşmak dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.